Dördüncü arkadaşımız Umut Deli Mehmet. Kendisi şimdiden çok ünlü bir kısa film yönetmeni. Ve bunu da bu kadar imkansızlık içine yapmış ki. Zaten filmde izleyeceksiniz. Orada filminin bir anda kanlı göstereceğini görüyor. Fakat Fransa'ya başvuruyor. Fakat vizeyi alamıyor. Göremiyor. Yani inanılmaz bir şey. Onun filmini izlemiş. Lisede başladı aslında, lise ikinci sınıfta. Böyle yazmak işte, dünyalar kurmak hoşuma gidiyordu. En son bıyık çıktı ortaya. Hani ikisinde bıyığı aynı Charlie Chaplin'le bitti. Yani buradan bir şey çıkar mı dedim, acaba bir film çıkar mı? Ufaklık kuzenimdi. Yani dedim oynar mısın? O da dondurma alırsam oynarım dedi direkt. Yani hiç yapmadı. Böyle filmdeki tek ücretli oyuncu oydu. Film Cannes Film Festivali'nde gösterileceği haberini aldığımız zaman zaten çok heyecanlandık. Beklemediğimiz bir şeydi. Yani şaşırdık. Bekle beni Fransa diyerek de vize işlemlerine başladım. Ama beklemiyorlarmış. Vize almadım. Ama olsun, benim yerime filmim gitti. Filmin her şeyi anlattığını düşünüyorum. Türk sinemasında çok önemli yönetmenler var. Bir gün onlardan birisi olmak istiyorum. Ne gerekiyorsa da yapacağım. Umudunu kaybetmişsen yaparsın. Öncelikle hoş geldiniz. Aslında reklamdaki gibi o kadar acıklı bir hikaye değil. Yani çok acıklı olmuş. Benim arkadaşlar falan oldu yani. Öyle söylüyorlar, arıyorlar ağlamak falan. Ya şöyle oldu, aslında ben ilkokulda hikaye yazmaya başlamıştım. Öyle öyküler falan yazıyordum. Ama öykülerim berbattı. Sonra liseye başladığımda resim öğretmenim Hakan Sümer'le tanıştım. Hani o beni sinemaya yönlendirdi, daha iyi yapabilirsin diye. Biz lise 3'teyken bir film çektik, o da Kaşık'tı. Yani o 73 dakikaydı. Ondan sonra işte 4. sınıftayken, lise 4'teyken bıyığı yazdım. Ondan sonra bıyığı çektik. Tabii Türkiye'den bir tane ödül aldık aslında, çok da ödülümüz yok. Bir tane ödülümüz var Türkiye'de. Diğer yarışmalarda finalist falan olduk, elendik, şeyler oldu. Sonra bir gün Facebook'tan bana ulaştı Arya Sualtoklar. Yani filmi kana gönderiyoruz, izin veriyor musun, hani onaylıyor musun falan diye. Aslında onlar kontak oldu, gönderdiler. Tabii ben o zamanlar vize başvurusuna başladım hemen falan. Gitmeye böyle bayağı hevesliydim. O zaman da Koyen kardeşler jürideydi. Çok heyecanlanmıştım, çok seviyorum kendilerini. Tabii vize alamadım yani. En son bir gün aradılar, vize başvuru reddedilmişti diye. Ama yani çok da şey değil. Ne de olsa ilerleyebilirim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Tabii film yapacaksın. Hiç kimseye bize vermeyeceksin izlemeden önce. Bu sana izlenmeyen biri. Evet işte. Başka da. Harika. Yani inanılmaz bir başarı. Mutlu çekim esnasında da konuşmuştuk. Çektiğin zorlukları, ne şartlar altında çektiğini. Yani ben inan her türlü filmin önemi, dondurma falan almana gerek yok. Çok çok başarıların artarak devamını, gururumuz olmaya devam etmeni önemli rica ediyorum. Çok yakından takip edeceğiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim.